Özellikle şimdi 86 yılının Türkiye şartlarını düşünürsen, biz o zaman öğrenciydik. Ben üniversite öğrenciydim, sen de zaten öğrenciydin. Bizim dünya görüşümüz neyle sınırlı? O dönemki işte sol akım var. Evet. 80 yılında ihlal oldu. Biz o dönemde Hindistan gibi mistik, uçuk ve ulaşılamaz zannedilen bir ülkeye gidiyordunuz. Gidiyorduk. Yani ilginç değil mi? Ankara'dan çıkıp Hindistan'a karayoluyla gitmek hani benim için şeydi. Hayaldi yani. Yapılamaz öyle. Yani belki sizi yolcu etmemin gerekçesi de o. Yani ha, böyle doğru. Bir hayalini gerçekleştiren adamlar gidiyor ve sen arkalarından şey yapıyorsun. Gecenin 11'inde yolcu edip el sallıyorsun. Evet. Bizim ilk Hindistan'a gidişimizi sen hatırlıyorsun değil mi? Tabii hatırlıyorum. Yani böyle çok küçük paralar toplanıp, dolarlar falan, 10 dolar, 20 dolar böyle toplanıp, öyle çok kötü bir eski, hani Türkiye'dekinden daha eski bir İran otobüsü. Aha. Önünde İranca yazılar. Gece giderdik. Gece, akşam. Ankara'dan gece hareket ediyordu. Gece hareket ediyordu. Hayır, tabii oradan Pakistan, Hindistan yapıyoruz karayoluyla. Karadan o zaman hatırladığım kadarıyla gidiş bir 9 gün, 8-9 gün falan sürüyordu. Evet. İran, Pakistan, 2 gün falan İran'da kalıyordu. Evet, 2 gün İran'da kalıyorduk. Evet. 2 gün Pakistan. Oradan, hatta İran'dan Pakistan trenle geçtiğinizi hatırlıyorum ben. Doğubayazıt'a gittik. Gittik oradan sınır kapısından. Hatta oradan böyle Türkler o tarafa halı geçiyorlardı galiba. Hmm. Değil mi? İran tarafına. Orada böyle halılar var. Rulonu, marulu. Onlar da bu tarafa bulucunu geçiyorlar. Öyle bir takım şeyler vardı. Sıkıntılar, konuşmalar vardı. Onları hatırlıyorum. Ondan sonra geçtiydik o tarafa. Tahran'da Aliye Şefeki vardı. Senin i̇şte, senin daha evvel geçişlerinden Ali, evet. Aliye Hanım hatırladım. Çok müthiş bir kadındı ya. Evet. Hiç unutmam onu. Onun da diyada var. Sende oğlun var mı? Hatırlıyor musun? Rahim sigara satarak hayatını kazanıyordu. Çok hatırlıyorum. Aliye Hanım onu sabahleyin alırdı. Tekerlekli sandalyesiyle götürür yerine bırakırdı. Bak neler çıkıyor ortaya. Ya. Yerine bırakırdı, akşam onu alır gelirdi, ya o şeysiyle, bu fakirlikleriyle. Sen giderken hiç unutmuyorum, Türkiye'den makarna alalım dedim. Onlar da makarna kıymetli şimdi, dedim. Evet. Makarna aldık götürdük. Nuh'un Ankara makarnası. Evet, Aliye Hanımlara hediyemizi verdik, makarnamızı. Onu verdin. Onlar o fakirlikleriyle bizi sabah kahvaltısı açmışlardı. Ya. O masada diyamız vardır. Ben bir yani utandıydım böyle. Yani 4 tane evet, genç erkek Türkiye'den gelmiş. Evet, inanılmaz bir şey. Ya bize döşek açtıydı ya. Yani inanılmaz bir şey. 87'de Zafer 1-2 tecrübesi vardı Zafer'in. Ondan sonra evet. Çok tecrübeliydi benim gittim. Çok rahat bir seyahat oldu yani. Bir olağanüstü profesyonel bir rehberdi. O zaman daha o zaman bile yani. Şimdi biz tabii Hindistan işimiz bizim yoga merakımızdan başladı. Evet, evet, onu da vurgulamak lazım. Oradaki hediyelik eşyaların Türkiye'de bir seyahat masrafını karşılayacağını, hatta üzerine birkaç kuruş bırakacağını da gördüm. O da çok iyi bir görüştü. Sonra Zafer'le birlikte nasıl oldu? Bir işte Aralık ayında, kışın iklimin güzel olduğu aylar Hindistan'da, onu yine senin bilgindir. Ama ikimiz birlikteyiz. Ondan sonra karayolu tabii seyahat planımız. O zaman hesaplı olsun, ekonomik olsun, yanımızda birkaç dolar para bir şekilde. Yine İran'da o Azeri ailenin konu oldu. Hatırlıyorsun, evet. Tabii hatırlıyorum. Ne kadar Aliye Hanım ne kadar sıcakkanlı bir insan, ya. Ne kadar samimi bir insan. Ya işte seneden önce birlikte Hindistan'a gittik. Hem de karayolundan gittik. O zaman gençtik bayağı. Benim ilk yurt dışı yolculuğumda. Vay, pasaportun ilk kullandığı tarih. Evet, hatta zar zor pasaport almıştım. O zamanlar 100 dolar konut fonu vardı. Vay. İran-Irak savaşı vardı. Annem çok huzursuz. Pardon. Biz savaş karşıtı eylemler yapıyorduk bir yandan Ankara'da. Ve bu ortamda biz bastık Doğu Beyazıt. Ve? Bir kış gecesi. Tarih? 92 Ocak. Allah. Evet Kemal'cim. Kaç sene geçti? Ya 30... Gittik geldik valla. 30 yıla yaklaştı. Sen devam ediyorsun. Evet ben devam ediyorum. Keşke sen de devam etsen.
87 falandı galiba değil mi bizim ilk gittiğimiz zaman? Valla İran'da o zaman savaş zamanıydı. Değil mi? Şeydi. Irak'ta Saddam vardı, işte İran'da ise Hümeyni vardı. İşte savaş ortamında biz yol üzerinde giderken Urmiye cephesi yakındı büyük ihtimalle. O katar katar giden insanları görüyorduk. Oo, otobüslere dolmuş. Otobüslere dolmuş. O dönemde tabii ben de çok gençim yani. Kafamız şu anki gibi çok basmıyor, sadece şaşırarak bakıyoruz. Hoşumuza gidiyordu yani değişik bir şey görmek. Hı-hı. Ama kıyamet aslında kopuyor. O yakınımızda bir cephe var. Top seslerinin duyulduğu bir cepheden biz gezmeye gidiyoruz yani. Doğru. Bizim böyle bir derdimiz var. Turistik geziye cepheden turistik geçelim. Yani yeni yerler görelim, işte bir şeyler yeni, farklı şeyler yiyelim. Tahran'da biraz mahsur kaldık aslında. Çünkü havaalanının yakınlarına bomba düşmüştü, Sukut atılmıştı. Evet, Saddam'ın günlük iki tane füzesi vardı, hatırladım. Havaalanı çalışmıyordu. Havaalanı belli zamanlarda çalışıyordu. Biz de uçakla gidecektik Pakistan. Neyse, kapıdan geçtikten sonra İran'da ilk neyi gördün? Saat farkı, Hümeyni, biraz bir depres ettik. Yıkık dökük arabalar, çünkü Hümeyni'nin ölümünden de 3-4 yıl geçmişti. Duvarlarda Türkçe sloganlar. Kahrolsun. Amerika hiçbir halt edemez. Böyle komik sloganlar vardı ya. Evet, evet. Hiç unutmuyorum o sloganı. İran, Pakistan, Hindistan gibi üç büyük kültürü geçeceğiz yani. Kültür değişiminden ne hatırlıyorsun? O iklim değişiklikleriyle beraber insan profillerindeki değişiklikler. İnsanları giysilerine göre tanıyabiliyorsun örneğin. Ama sarıkları, sarma tarzları onların etnik grubunu belirliyor. Bir sembolik değil. Yani hani Beluçlar farklı bir takke takıyorlar. Afganlar farklı, Paştolar farklı, Hazaralar, etnik grupları başlıklarından, renklerinden, onun dizayn tasarımından seçebiliyorsun. Bu sene 2016'dayız. 2016'dayız. Kaç yıl olmuş? 30 sene olmuş. 30 yıl olmuş. 30 yıl önceki yani ilkel seyahat, şimdi şey diyorsun, en ucuz uçak neyle, nasıl gidebilirim? Tabii canım, şimdi artık uçak. Karayolu, tren yolu. Tren yolu gene yapılır ama Pakistan vize vermiyor falan, şimdi şeyler değişti, karayolu kapandı. 30 yıl sonra bile şeyi, hatta hani tanımlayabilsem otobüsün tamamını tanımlayabilirim yani. Ankara'da İzmir Caddesi'nden kalkıyorum. Evet, İzmir Caddesi'nde. Ankara Samsun Caddesi var. Astın yanında. Astın yanında orada bir tane camekanlı küçük bir bürodur. Küçük büro var, evet. Deri küçük, deri koltukları var. Otobüs firmasının camında gideceği yerleri gösteren yazılar olur. Ya orada iki tür yazı var. Bir Farsça yazılar, onu anlamıyorduk. Bir de şey var işte, Tahran. İsfahan, yani orada şey, Lahor vardı, Delhi vardı, evet. Otobüs firması gibi. Cam Royal Tour'du zaten. Yani tabii ilginç olan, yani onun camın da Delhi'yi gördüğünü varsayalım. Sen 30 içeriye yani girip, arkadaş bana Delhi'ye bir bilet kes desen, demek ki kesiyorlardı. Ama şeyle ilgili mi acaba, bu İstanbul'dan biliyorsun meşhur Puding Shop civarında turistler, hippie döneminde İstanbul'dan Katmandu'ya otobüs seferleri vardı. Evet. Ama bir İngiliz firması yapıyordu bunu. Ve İstanbul'da onun bürolarının olduğunu biliyorum yani. İstanbul Katmandu bileti alınabiliyordu ama tabii onlar da transit, yani İran otobüsü gibi. Demek ki sonra onlar... İran'dakiler de iyiydi, askerler falan o zaman, Irak Savaşı, ama çok Özbek ben... askerler falan, onlar da sıcakkanlıydı yani. Çok kontroller vardı karayolunda dedik. Yani. Sık sık durduruyorlardı. Çok sık kontroller vardı falan. Neyse, çok rahatsız edici olmadı. Değildi. Yok. Bir gece bir İran gezmesi hoş oldu. Ondan sonra ucuzmuş uçak, senin yine keşfini oradan bizi Zahidan'a götürüyorlar. Ha, Zahidan'a. O da çok hesaplı geldi. Kaç dolar hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ben söyleyeyim sana. Sen söyle. 10 dolar. Öyle mi? Bazı gezginler der ki Zahidan'a girişte insan yaşantısına 100 yıl geriye gider. Bence tam bir ortaçağ şehri. 100 yıl değil, 500 yıl geriye gidiyorsun. Hatta İran'da arkadaşlar bile Zahidan'a gitmeyi hiç kafalarından geçirmezlermiş. Ben onlara fotoğraflarımı gösterdim sınır bölgesinde Beyücilerle. Aman Allah'ım, nasıl gittin sen oraya? Biz bu devirde oraya gitmeye korkuyoruz diyorlar. Evet. Biz çok somut bir şey, olumsuzluk yaşamıyoruz. İşte Tahran Zahidan'ı uçakla geçtik. Biz havaalanına gittik. Sen oradan işte onu ayarladın. Bir şekilde kafaladım. Şeyler vardı. Kuyruk vardı. Manyak kuyruk. Ve sen ne diyordun onlara o zaman? Hacı hocalara bir şey demiyordu Molla. Orada. Molla. Mollaların öyle geçiş üstünlüğü mü vardı? Bir durum vardı orada. Mollalar ve gaziler. Hatırlıyor musun? Yani bunlardan olmayan... bize bıraksan sıra gelmezdi. Sen oradan bir numaralar çevirdin. Aradan bir şey oldu. Biletleri aldın dedin. Çıktın. Bizim açımızdan mesela 30 yıl öncesine baktığım zaman Türkiye her zaman geri kalmış ülke deniyordu.
Ama onlar bizden çok çok daha gerilerdi yani. Mesela İran da bizden geriydi her anlamda. Ondan sonra Pakistan zaten vahim durumdaydı. Evet, Hindistan'a evet. Biz korkarak gidiyorduk ya, işte çok geri, çok ilkel bir ülkeye gidiyoruz mantığıyla gidiliyordu. Biz öyle bakmıyorduk tabii ama genel imajı oydu yani. İmajı oydu. Şimdi aradan belli bir zaman geçtikten sonra ben bakıyorum mesela, İran ciddi bir yol almış. O zamanlar çok kötü bir dönemlerdi. Yani çok korkunç, gergin bir ülkeydi. Yani evet. İran'ın o orta sınıfı neredeyse İran'ı terk etmişti o dönemde. Hı-hı. İran çıkışı, biz İran'da beklediğimizden fazla kalınca Tahran'dan uçağa bindik. Zahidan. Yani şeydi, orası çöldü. Taftan çölü. Çöle giriyoruz evet. Pakistan da böyle renkli bir ülke. Böyle evet. Her taraftan garip böyle bir değişik ırkları görebiliyorduk oradan biz. Yani etrafımızı çeviren insanlara baktığımız zaman farklı insanlar vardı. Biz şeye geldik. Kapıya. Evet, custom yazan bir yer vardı ama şey, böyle karton şeylere yazmışlar. Orasının gümrük olduğu. Oradan anlıyorsun. Koli. Evet, yangın çıkmış galiba. Şeyler yanmış, barakalar yanmış. Orada bir gümrük binası yok aslında. Sadece şey vardı. Derme çatma bir şey. Ha, derme çatma, böyle karton kutulardan yapılmış. Custom yazan bir yer var ama içinde kimse yok. Biz giriş yapacağız Pakistan'a. Ama bizim girişimizi yapacak memur yok orada. Birkaç kişi vardı. Hatırladım, hatırladım. Hatırladın mı? Biz geçtik kapıyı. Dedim tamam, bak Pakistan'a girdik. Giriş damgası yok, bir şey yok. Ben gittim adamı aradım. Ya dedim biz girdik içeriye, gel şu pasaporta damgamız bas da biz gidelim. Yoksa biz oradan yürüyüp gitsek, arabaya binsek illegal bir giriş yapmış olacağız. Ya bize sorun olmaz çıkacaksınız. Niye senin giriş damgan nerede diyecekler. Adam bir yerde çay mı içiyordu neydi hatırlamıyorum. Çay içmiyordu adam. Adam uyuyormuş. elinde uyuyormuş. Çocuğuyla mühürleri gönderdi bize. Ha, siz kendiniz basın mühürünüzü. Biz pasaportumuza giriş mühürlerini kendimiz bastık. Ben pasaportuma bugün baktığım zaman durur yani. Mesela Pakistan'daki o giriş mühürünü biz bastık. Üçgen bir mühürü var. Evet, üçgen bir mühür vardı. Biz bastık yani. Güzel. Zahidan'a indik. Ondan sonra macera başladı. Zahidan'dan da bir kamyonetle, onda da çünkü kasalarında şeylerimiz var, diyalarımız var. Çektiğim hep oradan evet. Hatırlıyorum. Evet. Çünkü orada bak, sınır kapısına gittik. İran kısmının ismi Mircave, Pakistan kısmının ismi Taftan. Orayı geçtik, formlarımızı doldurduk bilmem ne. Orada da ilk böyle girmişim, orada da diyalar var. Sonra gittik, tren yolu vardı böyle kumların üzerinde, bir tane raylar maylar. Treni çıktık. Bir tane böyle fotoğraf çekeceğim, kapının birini açtım, böyle tozlar döküldü falan. İçeriden birini açtı böyle vahşi vahşi. Lululul falan dedi, şşşt dedim, kapattım kapıyı. Belirçiler, bizim meşhur belirçiler. Sonra indik, neyse o belirci şoförle anlaştık işte. Dört kişi tuttuk şeye, tin 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 tozlu yola daldık. Toyota. Neyse Zahidan'a indik. Zahidan'dan sonra hadi bakalım. Hadi bakalım. Bir otobüs arıyoruz bizi. Taftan çölünü geçirecek Pakistan'da. Taftan çölü bak hatırladım. Ne kadar güzel. O zaman Toyota'ları var tabii. Zümbür mümbür. Toyota'ya mı bindik, otobüse mi bindik? Biz otobüse bindik. Abo, çok ama acayip keyif aldım. Yani çok yani vakit Belucistan'ın o bölge geçiyoruz. Evet. Hele bir gece otobüs konaklıyor, kahve çay içilecek filan. Nasıl güzel çöl kahveleri, otantik yemekler bir şekilde. Yağlı yemekler. Ve yine en çok hafızamda kalan müzikleriydi yani. Otobüsün çaldığı olağanüstü müzikler, inanılmaz müziklerdi. Yani o yolu çıngır mıngır, tıngır mıngır nasıl geçiriyor arkadaşım? Ne keyifli bir yol. Sesini sonuna kadar açıyorlar. Yani, İçerisi böyle disco gibi değil mi? Kırmızı çok güzel. Müzik çok iyiydi. Yani o müzik, evet. Sonra çölün havası, ışıklar, ay ışığı, yani hoştu yani. Giriş tarafı da bir asfalt falan yok. Yol, zemin, kum veya taş ama şoförler biliyorlar izlerden veya. Gerçi rüzgar izleri kapatsa bile onlar artık taştan, çöpten yolu kestirdi. Asfalt falan yok. Hiçbir şey yoktu. Bilmiyorum şimdi nasıl ama oralar var mı asfalt? Var. O zaman yoktu yani. Tamamen toprak zeminde giden. Tabii iklim ve insan profiline bağlı olarak yemekler de değişiyor. Yemek kültürü değil mi? İçecekler değişiyor. İlk kez sütlü çay içtim. İlk kez çöl gördüm hayatımda. Şimdi ben İzmirliyim, deniz çocuğuyum ya işte çöl diye bir şey varmış yani. O çölü gördüm, çölü deneyim dedim. Ama çölün ortasında vaha var mesela. Vahanın ne olduğunu fark ettim. Evet, evet. Serap'ın ne olduğunu öğrendim. Serap diye bir olgu var. Bildiğin göz yanılsaması aslında. Yani orada su varmış gibi görünüyor ama su yok gittikçe. Kuvvetli'ye gidiyoruz ama önümüzde Donkundi, Nuşki, Dalbandi diye 3 tane kasaba var.
O arada işte bir gece oldu bir yerde. Bu arada da İran battaniyeleri, kaçak battaniye vardı arabada. Şoför müydü? Onu üstüne oturduydu birisi. Ha, arkayı battaniye doldurmuş. Evet. Üstüne... Yolda yakalanırsam diye battaniyeyi bizim oraya koydu. Bizi oturtturdu. Kendinin mi battaniye? Bize dedi ki siz bunların üzerine oturun. Yakalanırsak hani şey olmasın diye bize o battaniyenin üstüne sıcak oturttu. Sıcak oturduk. Gittik. Geceliğin buz gibi kaybettiğim. Biz düşünmeye başladık. Bu adam o bizim üzerine oturduğumuz battaniyeleri şoför aldı. Üstüne çekti, mışıl mışıl ölmeye başladı. Çekti, bir kenarda uyuyor. Biz üşüyoruz, sohbet ediyoruz falan ama böyle gece yarısı üşüyoruz. Sonra biz dedik, şey yapalım, yandıralım, yola koyalım. Adamı dürttük mürttük. Adam rahat yerinde ya, uyuyor. Evet ya falan diyor, uyuyor. Dürtüyorsun, uyuyor. Dedik, bunu uyandırmanın tek yolu arabasını çalıyormuş gibi yapalım. Freni boşalttık. Arabayı ittik. Hatırlarsın ha, 3 kişi dayanın dedim. Arabaya dayandık, baktı herif öyle gözünde gülü arabayı götürüyor. Araba gidiyor. Bir kalktı ayağımda. Ne oluyor baba, hani uykum uyku kaçtı. Sonra aldı bindi arabaya. Pis pis böyle aynadan bakıyordu işte. Sen sağımda, Atilla solumda, ortada ben oturuyordum. O zamanlar Urduca konuşmaya çalışıyordum. Bu böyle aynadan bana bakıyor. Sonra işte gün ağardı, bir yerlere gittik, yoldan çıktık. Ben ha, ne oluyor falan dedim, ha, köyüne şöyle gidiyormuş çarptı. Meğerse. Ha. Kendi köyüne. Köyüne gidiyormuş. Ne niyetle gidiyordu anlamadım ama ben dedim eyvah yani. Tamam, yani. Siz de öyle yani hiç kaç günün yorgunluğuyla sızmışsınız. Köye vardık, bütün köylü üstümüze üşüştü arabaya. Çıkamıyorum ben, sağım senle kilitli, solum Atilla ile kilitli. Herifler saldırsalar kaldım yani. Bıçak bıçak böyle zulada bekliyorum ben ama kıpırdayacak yerim yok. Cama böyle çocuklar yapıştı, burunlarını cama dayıyorlar falan. Yabancılar gelmiş şehre, kaç tabii. Senedir yabancı gelmemiş köye. Evet. Adam da böyle vahşi görünümlü bir adam. Sonra evet, işte evet. Atladık oradan Kuvvetli'ye vardık falan. Mesela işte İran sınırından çıktık, işte Sarıklı, Cübbeli, ondan sonra garip insanların olduğu bir yere düştük yani. Şey. Bu sefer de Pakistan, evet, Pakistan. Bir başka bir uç. Hani başka bir bizim şey. Coğrafyamız o anlamda uç bir coğrafya. Yani. İran devlet olarak gücünü hissettiriyordu ama mesela girdiğin yerde tamamen kontrolsüz bir yer. Yani sınır var ama devlet yok ya da herhangi bir şey yok. Kurum kuruluş yok, teşkilat yok. Evet. Yani tabela bile yok yani. Zaman evet denetimsizlik falan güzel bir insana belli bir özgürlük duygusu veriyor ama bir taraftan da bu defa da bundan korkuyoruz. Hani Kuveyt'e geldik. Kuveyt'te de çok keyif aldım. Nasıl bir güzel bir dağ şehri böyle. Evet. Müthiş keyif aldım. Orada sütlü çayla tanıştım. Çok sabah kahvaltısında çıktık yürüdük. Yine böyle basit pansiyonumsu yerler buluyoruz ama genciz herhalde. Böyle keyif alıyorum yani bir şekilde. Gelir gelmez bilete gittik. Sen hatırlattın onu daha. Kuveyt'e biz iner inmez hemen istasyondan yarınki biletlere bakalım. Ayarladık onu. Tamam, doğru. Çok zor olmadı onu ayarlaması. Ondan sonra yine trenle hoş bir seyahat oldu. Tren seyahati de Lahore'a kadar çok keyifli. Yani o yolları gözlemledik, o sular. Pencap'a girdik artık. Pencap, dümdüz ovalar. Ovalar, deniz. Ovalar, evet. Daha sonra çürüğü geçtikten sonra geliyoruz Pencap Ovası'na. Hindistan'ın, Pakistan'ın Pencap'ı. O çok verimli bir yer. Dünyanın en bereketli toprakları. Evet. Pencap nedir? Beş su. Evet. Yunanca'sı Pentepotamya. Beş ırmak demek. Mezopotamya gibi Pentepotamya. Aa, evet. Bu beş su aslında Hindistan-Pakistan ayrımı olduktan sonra Pakistan tarafında kalmış çoğunluğu. Hindistan tarafındaki bitki örtüsü nasıl? Aslında orada bir süreklilik var. Yani o sınır aslında yapay bir sınır. Nasıl Pakistan Pencap'ı var, Hindistan'da Pencap'ı var. Evet, eyalet olarak aynı dil konuşuyorlar zaten, Pencap'ı konuşuyorlar. Evet. O sınır maalesef çok büyük acılarla harita üzerinde çizilmiş bir sınır, doğal bir sınır değil. Yani çöl var önümüzde, manyak şimdi gibi. Kaç seçenek vardı o kocaman çölü geçmek için? Haftada bir geçen bir tren olduğu söylenmişti. Evet. Günün belli saatlerinde giden bir otobüs var ama çok uzun sürüyor. Yani saatini tam olarak 16 bilmiyorum. 16 saat, o zamanlar 18 saat gidiyordu. Bir de Toyota'lar vardı çölü geçen. Biraz fiyatı yüksek ama evet, fiyatı daha rahat. Net 12 saatte gidiyorlar ama bazen uzadığı da oluyor. Toyota'ya gidişte böyle bir alternatif vardı. Biz şeyi seçtik. Toyota ile gittik. Evet. Çölde, Allah'ın çölünde. Evet. Son sürat. Son sürat, evet aynen. Muhammed Ramazan diye bir şoförümüz vardı. Nereden hatırlıyorsun? Ben gayet iyi hatırlıyorum. Hayret bir şey.
Gayet böyle işte pencabi giymiş, iri kıyım bir şoförümüz vardı. Evet. Muhammed Ramazan. Kimse... Gözler şeyli falan sürmedi. Hafif, evet, gözler sürmedi. Ondan sonra bunlar yola çıktıkları zaman hemen esrarı yaktılar yani. Of of of. Böyle fosur fosur. Bize arkaya doğru, biz duman altı ola ola çölü geçtik. Bilmem hatta şey, etkilendik yani şeyden. Hatta ben bir ara şey hatırlıyorum, bizim şey. Çünkü yol sınırı yok. Sonsuz şeritli bir yolda gidiyorsun. Ben Toyota'nın bir an havalı güneşe doğru gittiğini gördüm. Adamlar çünkü önde esrar içiyorlar. Hani biz duman altı olduk yani. Böyle uça uça gittik yani. Evet, yolda ne vardı? Yolda su içmek istiyorsun, su yok. İşte mola verdikleri yer var mesela. O küp su, gibi bir şeyler küpler var. Var. Adam yemek yiyelim diyor. Keçi eti var ama yağın içinde. Evet. Böyle yağlı. Bir parmak yağın içinde keçi etleri var. Biz zaten vejetaryenz o dönemde. Yemek yemiyoruz. Bizim... Yani bir şey yemedik aslında. O yolları biz aç geçtik. Bir de hatırladığım kadarıyla şeydi, aşırı sıcaktı. Yani o dönem şeydi, bir termometre gibi bir şey vardı benim elimde. 48 ile 52 derece arasında of, sıcaklık var. Hangi ay gittik ki biz? Vallahi o iyi hatırlamıyorum ama... Şubat, Mart. Çok sıcaktı yani, aşırı sıcaktı yani. Sihler... değişik bir ırk. Hintliler genelde zayıftır, incedir. Sihler boylu poslu, karizmatik görünen adamlar. Çünkü hiç sakallarını kesmiyorlar. Ömürleri boyu saçlarını da kesmiyorlar ama başlarına turbanla doluyorlar. Özel bir turban sarma teknikleri var, değişik var. Onlara 7 metre falan uzunluğu biliyor musun? Tahmin ederim. Sonra Lahor'da yerleştik. Bir otel bulduk. Mı yoksa Lahor'da bir pansiyon mu bulduk, böyle müsaitsin student pansiyon. Öyle bir şeydi belki de. Tabii Lahor'da fazla kalmadık, hedefe ulaşacağız diye benim o seyahatimde, senin o seyahatimizde fazla oyalanmadık Lahor'da. Yani hemen ertesi gün otobüsler, o zaman Türk şoförler var. Delhi, Lahor arası onlar çalışıyorlar. Türk şoförler, evet. Onlar da bir alem insanlar. Onlar da bir bitirimler bir şekilde. Pakistan'da o dönem bir Türkler vardı. Pakistan'la Hindistan arasındaki sınır geçişini sağlayan Türk şoförler var. Türk otobüs şoförleri. O olay vardı. Yani şeyden, Pakistan'dan Hindistan'a, o Amritsar'dan geçiş yok. Bak, Hindistan'ı ilk gördüğün zaman ne hissettin? Nasıl bir ülke? Hani o hayalinde düşündüğün, hani mistik bir anlamda, bir anlamda böyle uç şeyler yok. Yok, aslında sen nasıl gitmek istiyorsan, ne görmek istiyorsan o ülkede orayı görüyorsun. Hep bunlar algıda, seçicilik ya da senin niyetine bağlı aslında. İyi kötü diye bir şey yok. Yani sen oraya kutsal topraklara gidiyor, dünyanın aydınlanmış insanları yaşıyor, nirvana erişmiş insanları yaşıyor. Buradaki herkes işte çok barışçı, çok iyi insanlar diye gidiyorsan, bu kafayla gidersen orası sana o şekilde görünüyor. Ya Hindistan bence bana sevimli geldi yani, şey değil. Sevimli, şaşırtıcı ondan sonra. Bize göre insanlar aslında daha şey, daha yumuşak, daha barışçı yani. Bence daha tatlılar, daha bence daha güler yüzlüler. Evet. Hani biz daha gergin bir toplumuz yani. Gergin. Mesela o yoksulluğun ortasında bize göre daha huzurlular, daha rahatlar. O çok çabuk belli oluyordu yani. Türkiye'deki yaşantımızdan çıkıp tüm yolları geçtikten sonra geldik Delhi'de, indik trenden. Delhi'de ne bekliyordun da ne buldun? Ya öncelikle şu var, o dönem cep telefonu yok. Normal telefon bile yap. Yani ankesörlü bağlattırıyorsun bir yerlerden. İnternetin iyisi yok. Yani şu anda yaşadığımız ortam o dönem için bir tür bilim kurgu. Fantastik bir ortam. İlginçti, sabaha karşı 5'te Delhi'ye girdik. Ve bir sokak köşede sokak kahvesinde çay içerken, kahvaltı yaparken bir inek doğurdu. Doğru. Sokakta. Doğum yaptı. Doğum yaptı. Yani ben ilk kez hayatımda bir ineğin doğum yapışını gözlerimde gördüm ve ineğin hayata nasıl başladığına orada tıklık oldum. Yalnız burası neresi, tekrarlıyorum? Eski Delhi. Hindistan'ın başşehri. Başşehrin sokağında bir inek doğum yaptı. Evet. Şimdi şöyle, aslında çocukken çok karikatürize edilen bir şey vardı. Hindistan'da arabalar duruyormuş inek geçerken diye. Ha ha ha, olur mu öyle şey diyorduk. Onların tabii ki öyle olması gerekiyor. İnek geçerken duracaksın. Öldürecek misin? Yani insana saygı hayvana saygıdan bağımsız bir şey değil. Biz bunu anlamamışız çocukken. Ama o bir haftalık süren yol yorgunluğuyla, o işte uykusuz geçen gecelerin sonunda, o Delhi'de sen nasıl bir şey? Ya hedefe kavuştuk. Biz bu işi başardık. Yapabildik, geldik. İşte Delhi'deyiz. Buradaki zihninin hangi pozisyonda olduğunu merak ediyorum. Şimdi Delhi'ye çok keyifli geldik ilk kere. Yani bu
karayolu seyahati hiçbir aksilik çıkmadı. Hesaplı, çok ucuz, çok ekonomik geldik, çok rahat geldik derdi. Sonra Delhi'deki ilk imajında renk bir kere, yani kalabalık, rengarenk bir kalabalık, uyum benim dikkatimi çeken oydu geldi. O kalabalığın içerisindeki çok farklı renkler, farklı insanlar, hareketlilik falan, yani o çok keyif vericiydi benim için bir taraftan. Bir de açlık var o şekilde, onun da merakı var. Nerede ne yiyoruz, bir şey, neler yiyeceğiz bakalım, ne var, ilk önce karnımızı doyuralım. Ondan sonra hele hiç unutamayacağım bir tatlıcıya götürdü, bir iyi bir semte gittik yani Hindistan'ın. Delhi'nin iyi semtlerinden birinde güzel bir pastanede yine manda sütünden, yoğurdundan top yapmışlar o tatlıyı. Olağanüstü bir lezzetli bir tatlı. Adını hatırlar mısın bilmiyorum. Söyle adını. Adresi South Extension. Evet. Bölgesi Delhi'de. Dükkanın ismi de, mağazanın ismi de Bengali Sweet Shop. Evet, aynen. Tatlının ismi birkaç tatlı olabilir. Kalakant olabilir. Kalakant da herhalde. Olabilir. Evet, Kalakant ben de hatırladım. Bir de şey de olabilir. Malayili bir şey. Onları da tatmışızdır. Ben meraklıydım ama o Kalakant en güzeli oydu. Yani o yuvarlak top olan. Bengali Sweet Shop. Gayet yatırdı. Bu yıl 91 yılda yaptık bu işi. 25 sene önce. Vay. 25 sene önce bunu yapmışız ama detaylar dün gibi vallahi aslında. İyi yapmışız abi. İyi yapmışız. Biz iyi yapmışız. Benim onca zaman gidip de tekrar gitmek istediğim aynı yere tek seyahat budur. Hindistan'da. Budur. Yani. Teşekkürler. Yani, abi biz teşekkür ederiz. Yani. 25 sene öncesine öncelikle. Eyvallah. Abi. Sonraki dostluğumuza. Tabii ki. Her bak 25 sene geçmiş abi ben. Zafer şeydir ya böyle, bazı insanlar yıllar geçer, kaldığın yerden devam edersin. Zafer benim için öyle bir arkadaşım. Eyvallah. 30 yıl geçti gerçekten. Yani şimdi işte şey, hani tur yapmak ya da Hindistan'a gitmek çok kolay. Evet. Ama o 30 yıl önceki olanaklarla şey gibi, hani hayal gibi. İşte şimdiki gençler, üniversiteler. Mesela Hindistan'a çok gidip gelen oldu. Artık internet çıktı, bloglar yapılıyor. Herkes Hindistan'a gidip bir tur yapan hemen bir şey yazı veriyor. İşte ya şurada şu var, burada bu var. Hani bir Hindistan'ı tanıtıyor da kendince ama bizim gittiğimiz döneme göre şimdi işler çok kolay. İnternet var. Aç kitabı, aç interneti. Bir sürü bilgi ya, var. Ya tabii Zafer, şimdi siz geliyordunuz Hindistan'a. İlk döndüğünüzde ben çok net oturuyorum. Oturduk Hindistan'ı anlatıyorsunuz. Şey gibi geliyor bana. Hani birileri bir masal anlatıyor. Yani hayal böyle olmayan bir dünyayı anlatıyor. Yani öyle mi? O tabii o zaman işte 20'li yaşlarda sana ayrı bir dünya açıyor. Anlatıyorlar. Şunu yaşadık işte, Tahran şöyleydi. Pakistan böyleydi. Jaipur böyleydi falan gibi. Yani hayal ötesinde bir dünya açılıyor önünde. O yüzden şey gibi bakardık biz böyle. Yani tabiri caizse ağzınız içine bakıp böyle. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Onun için söyleyeyim. Arkadaşlarımız da 35 sene olmuştur. Demek ki. Benim de Hindistan'a gidişim 29 sene olmuştur arkadaşım. Çünkü sen 86-87'de de 1-2'den sonra beni götürmüştün. Teşekkürler. Zafer'im. Ben de teşekkür ederim. Canım benim. Başarılar arkadaşım. Ha, tekrar. Bir geziye de biz katılacağız ayrıca inşallah. Bir 30 yıl daha olur mu dersin? Olur tabii. 60. yılı kutlar mıyız? Sen 95, 115'leri kutlarsın. Peki. Beni eğitti. Ben 100 bin kitap okusam o kadar bana yararlı olmazdı herhalde hayatımda. Bu kadar zaman sonra ben de aradan 30 yıl geçti bizim gelişimizden bu yana. Böyle bir video yapayım dedi. Ne demek istersin, ne söylemek istersin bu şeyin için? En kalpten teşekkürler. Hayatımı değiştiren bir yolculuktu. Hala o yolların iziyle hayatım gidiyor.